Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda yine sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Teknoloji ile alakalı sorular sorun dedim. Ve artık onu demiyorum. Pes ettim çünkü. Şöyle bir en başa dönelim. Baştan söyleyeyim. Geçen birisi yazmış. Abi ben o kadar soru sordum. Benim sorumu okumadın. Allah senin belanı versin diye. Baştan söyleyeyim. 323 tane soru var. Hangi birini okuyayım, hangi birini yanıtlayayım. Yani öyle bir şey yapsam 2 saat sürer zaten. Film çekmiyoruz burada. Şöyle başa dönelim. Bir daha söylüyorum. Yine bana benim sorumu okumadığımı falan demeyin yani. Şimdi başlayalım. Ozan Çalışkan sormuş. Abi telefona 0,2 mm silikon kılıf aldım ama hava almadığından sarama yapabiliyormuş beyaz telefonları. Doğru mu bu? Ya hava almadığından sarama yapmaz. Herhalde telefonun malzemesi kaliteli de silikon Çin malı falan olduğu için onun sarılığı geçer. Bu yaz hangi telefonu alacaksın diye sormuş Recep Erim Ateş. Bu yaz hangi telefonu alacaksın diye bir şey yok. Ben her yaz telefon değiştiren bir adam değilim. Telefonum duracak. Favori bilgisayar veya konsol oyununuz nedir diyor. Favori bilgisayar oyunum Counter Strike 1.6. Favori konsol oyunum. Bu Second Sun var ya o. Second Sun. Sun değil. İbrahim demiş iPhone 5 ile çekildi. Bravo. TA yüzünü neden gizliyor demişsin. Senin profil fotoğrafın niye başkasıysa o yüzden. Dünya Kupası'nda favori takımın kim demiş Emre. Belçika dedim. Geçen sordum yine soruyorum. Görmemiştim galiba. Sizin şu logodaki orta çizgi neden ince ve sağa doğru eşit değil? Ben hiç dikkat etmemiştim. Onu ben ortada zannediyordum ya. Ona bir bakalım. İzzet Emre Demir. Ta mesela ben adam akıllı bir Android uygulama yaparsam inceler misin? Adam akıllı yapılan her işi incelerim ben zaten. Onda bir sıkıntı yok. Adam akıllı çip bunu inceleyeyim. Öyle diyeyim. Abi iPhone mu Samsung mu? Fark etmez. Abi neden artık inceleme videosu çekmiyorsun diye sormuşsun. Ben Can Şah Paz sormuş bu soruyu. Ben inceleme videosu çekiyorum. Zaten çekmiyor değil. Metehan Şişman sormuş. Kardan adamın burnu havuçtan mı olmalı yoksa kömürden mi? Havuç 2 gün sonra pörsüyor. Kömürden olsa daha iyi olur. Engin Şeker, Twitch TV üzerinden veya başka bir programdan canlı yayın yapar mısın? Yaparım da zamanı değil daha onların. Eren Acay, TA en az 3 yıl daha oyun oynamalık için nasıl bir PC sistemi gerektirir sence diyor. Hani onu bu soruyu sayfamıza yaz. Oradan ben sana bütün özelliklerini yazıp söyleyeyim. Şimdi burada uzun uzun anlatmayalım. Xbox 360 mı alayım? PlayStation 3 mü demişsin? Ahmet Bedirhan Subaşı. Vallahi bilmiyorum ya. İkisi de denk herhalde. Ama ben olsam Xbox 360 alırdım. Seni bilmiyorum. Şimdi ne desem yalan yani. İstediğin birini seç. En sevdiğin GTA serisinden tanesi diye bir soru sormuş. Soru da sormamış, cümle de yazmamış. Serhan Kaya Er. En sevdiğin GTA serisinden tanesi. Evet. Serhan Kaya'nın bu garip sorusuna ya da cümlesine İngilizce işten çıkarken bir günü ya tabii ebe gitmek şart olur diye cevap veriyorum. Senin sorun ne kadar anlaşılırsa bu cevap da o kadar anlaşılmıştır. Hakan Çimen, Windows Phone 8.1 ne zaman gelecek? Eli kulağında. Belki sen bu videoyu izlerken gelmiş de olabilir, bilmiyorum. Onur Kaya diye bir hacı ben geçen sene S3 mini aldım ilk çıktığı vakit. Şimdi bir sene daha yeni olmuşken S4 çıktı, minisi çıktı, S5 çıktı. Samsung ne zaman duracak? Samsung sen almaya devam ettikçe Samsung durmayacak. Çünkü adamlar ne çıkarsa alanı var. Bu pazarlama stratejisi. Sürümden kazan herifler ya, öyle düşün. Yani Samsung bir tane tek telefon çıkarsaydı emin ol iPhone'la kapışamazdı. Hidayet Celep, abi Android'de favori oyunlarını söylesene biz de indirek yazmış. Birincisi şu indireki K ile yazın, Q ile yazmayın, ben uyuz oluyorum. Favori oyunlarımdan dur, telefonum şimdi yanında değil ya. Favori oyunum benim Monument Valley diye bir tane oyun vardı o. Hani en favori oyunum. Şu an o. Bir de Minigor 2 var. Zombilerle diye. Şu an en şey o. Sercan Öztürk şu Türk bayrağı indirildi bir yorum bekliyoruz senden demişsin. Onun ben indirenin bütünü s**eyim. Abi ayın oyuncusunu neden dünyada seçiyorlar diye Erol Pekmezoğlu bize çok güzel bir espri yapmış. İşte mizah bu. Buraya böyle bir iki tane patlamalı şey yapalım. Efekt koyalım. Seni kutluyorum ya. Şu an var ya bütün keyfim kaçtı ama böyle bir şey olamaz. Abi ayın oyuncusu neden dünyada seçiyorlar? Biz ilkokul 3'te yapardık bir espriyi de bizi döverlerdi. Batuhan Özcan sormuş. Watch Dogs ülkemizde olsaydı neyi hacklemek isterdin abi? Vallahi Akrep Nalan'ın internet sitesi var. Onu hacklemek isterdim ya. Merak eden girip baksın. Ahmet Can Karahan. Sence iPod Touch 5. nesil nasıl? Dandik tırt bence. Caner Sönmez. Sence gelecekte çıkacak Need for Speed oyunun adı ne olmalı? Ben onu yazdım zaten. O altına yorum olarak. Need for Speed Anadolu yazdım hatta. Çok çirkin bir espri yaptım. Abi sence bu BlackBerry'lere neden oyun çıkmıyor? Geliştiricileri açılmayacakları için. Hani herkes bir tane BlackBerry telefonu dağıtsa, al bize oyun yap, şu kadar para ver dese BlackBerry hayvan gibi de oyun çıkar. Xbox One mı PlayStation 4 mü demiş Batuhan Özgür. Savaşçı. PlayStation 4. Fatih Dedeli geliyorsa bir FIFA kapışak demiş. Ezerim. Abi Android'de uygulama yapmanın en kolay yolu ne? Programlama dili biliyor olmak. Ben sana daha ne diyeyim. Enes Kılıç gelecek 30 yıl içinde dünya nasıl bir yer olacak diye bana sormuşsun. Beni Nostradamus s**medi. Ben bu soruya sana cevap veremem. Bilmiyorum. Ben gelecek 30 yıl içinde ölürüm zaten. S**kinize olmaz. Ertan Yıldırım GTA 5'in PC'ye çıkması hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim? Yani çıkacak zaten. Mecbur çıkarsınlar artık. 1000 yıl oldu. Osman Cafiye mi lan? Kafiye mi? Arsener. Bir işçi bir binayı 37.700, 36.700 saniyede yaparsa 36.700 işçi bir binayı bir saniyede mi yapar? Evet.
Çok düz mantık. Bir adı Rusça mı artık bunu, Azerice mi, bir arkadaş sormuş. Abi lütfen cevap ver. Android 4.4.2 nasıl, artık düzeldi mi yoksa niye öyle? Bir de ben Xperia Z1'de Android 4.4.2 ettim. Sonra yeniden 4.3'e geri döndüm. Çalışıyor ama bazen ekran falan kilitten geç açılıyor. Son, lütfen sorumu cevapla yazmış. Çok güzel yazmışsın ya. Android KitKat düzelmedi ya. 4.4.3 kısmesi düzelecek. O yüzden ben KitKat taraftarıyım. Hala bazen durduruldu falan, çalışmayı durdurdu diye hata alıyorum telefonumda. Can Uzun sormuş. Giyilebilir teknolojiler hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bana hayatımı değişecekmiş gibi gelmişti. Smartwatch 2 aldım. Bir Sony Ericsson hayranı olarak. Sony markası tabii artık. Hala her şey aynı hayatımda. Acaba eğer tecrübe imkanı olduysa Gear'dan farkı nedir? Şu an tecrübe imkanı olmadı. Son olarak beğendiğin giyilebilir teknoloji ürünü nedir? Benim deneyimim imkan. Vallahi giyilebilir boxer. En beğendiğim teknolojik ürün. Askere telefon yasağı kalktı mı? Artık giden her askere telefon var. Kasım'da ben de gidiyorum. Götürsen mi abi? Samet Bakır demiş. Götür anasını satayım ya. Millet askere neler yapıyor? Selim Şamlı. Android'de hayvan koruyucu uygulamalar çok gözüme çarptı. Bu uygulamaların gerçeklik oranı sence nedir ta? Android'de hayvan koruyucu kovucu. Ha, yanlış okumuşum lan. Tamam, hayvan kovucu uygulamalar. Ya bilmiyorum, belli bir frekans ses ayarı varsa gayet de kovabilir yani hayvanı, yanındaki hayvanı. Geleceğin oyunu ne olur sence demişsin Mustafa Berke Kılıç. Ya ne bileyim okuyayım. Bak bana öyle sorular sormayın oğlum. Geleceğin oyunu ne olur sence? TA Adventure olur. Ya da FIFA 2020 olur ya. Geleceğin oyunu FIFA 2020 olur anasını satayım. Sessizliğin sessiz diye bir tane çok orijinal bir nick almış arkadaş. Çok vallahi ümidim. 3 gün şarap içer düşünürüm ben bu nick üzerine. Artık soru sormaya gerek duymuyorum. Zaten cevaplamıyorsun. Pas yazmış. Bravo. Futbol oyunu ne durumda? Bu kafa topun diyorsun. Çıktı çıkıyor ya. Belki büyük ihtimalle çıkmıştır siz videoyu izlerken. Zaten çıkınca videosunu çekeceğim onu da ayrıyetten. Manchester United mi yoksa Manchester City mi? Tabii ki de Manchester United. Şike davası hakkında ne düşünüyorsun demiş Kerem Öztürk. Ya bana ne koyayım ya. Burak Türk sormuş. Tabletim şarj tutmuyor. Neden olabilir? Şarj tutmak ne ya? Benim de odam kireç tutmuyor. Anasını s**in tableti ondan tutmuyor. Niye olacak işte? Kurcalıyor kurcalıyor. Artık bir sorun sonra hepsi bitiyor. Yapacak bir şey yok. Ümit Kılınç sormuş. E3'teki hangi oyunları sevdin? Valla Order 1886 diye bir oyunu görmüştüm. Onu bayağı beğendim. Forza 2 var, bir araba yarışı. O da hoşuma gitmedi. Bir de Uncharted'ın yenisi çıkacak da oyun içeriğini falan göstermedi. Bakayım. Kuru kuru. Gibi bir şey yaptılar. Battlefield mi, Call of Duty mi demişsin Berat Çetin. Bana göre Call of Duty ama online olarak Battlefield yaratar. S4 Black Edition mı, standart Samsung grisi mi, neden demiştim Berk Umut. Nedeni yok bunların ya, benim için fark etmez abi. Telefon, hani Android telefon Android telefondur. Fotoğraf çekse, iyi bir fotoğraf çekse bu benim işimi görüyor. Hani rengine fazla bakmam açıkçası. Sonuçta kılıf mılıf takıyorum bazen. Kaan Gökçek. Abi senin hobilerin neler teknoloji dışında demişsin. Benim hobim zaten teknoloji değil. İşim teknoloji. Futbol. Hobim. Kitap okumak falan da yalan söylemeyeceğim. Futbol. Düz. Arada bir de sinema, TV dizileri işte. Yabancı tabii ki de. Çoğu kişi E3'te tanıtılan oyunları sormuş. Geçiyorum. Abi bu önemli benim için. Cevaplı bir zahmet. Discovery mi yoksa S4 Mini mi? Yunus Kavraz demişsin. Ya bence Discovery ya. Hani fiyat olarak çünkü aralarında bir 300-400 lira bir fark var. O yüzden Discovery. Sonuçta çok ekstra da bir şey yapamayacaksın S4 Mini'de, Mini ile de. Selamlar. LG G2 ve Samsung Note 3 kıyaslaması isteyecektim demişsin. Burak Kaya için sormuş. Şimdi LG G2 Samsung Note 3 ile kıyaslanacak bir telefon değil. Şu an onu söyleyeyim. Kamera farkı var, RAM farkı var. Hani adil bir kıyaslama olmaz. Kafa kafaya koyarsan Note 3 ezer tabii de. LG G2 kendi sınıfında üst düzey bir telefon. Teknik özellikleri haricinde. Kalem malem kullanmıyorsan da falan G2 bence başarılı bir telefon. İddia Vol 4 ne zaman gelecek demişsin. Ne yapacağımızı falan bir kararlaştırdım. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle gelir. Firefox. Kadir Afşar sormuş. Firefox Oslo telefonlar diyor. Türkiye pazarı ne zaman gelir? Vallahi bilmiyorum. Ne zaman gelir? Ya bir de onlar bize ucuz gelmiyor. Adam kullanan telefon yapıyor yurt dışında. Hani alıyorsun yurt dışına çıkmışken kartını takıyorsun, kullanıyorsun, atıyorsun. Yani 75-100 dolarlık telefon onlar. Bize geliyor anasını satayım 600 lira, 700 lira. İçi boş bir telefon Firefox OS'lar. Hani kullanan telefon sonuçta. İşini göre şekilde. Ama bize gelince bir abarıyor şeyi. O yüzden bilmiyorum. Hiç ilgilenmedim bile yani. Ubuntu'nun bir zamandan çıkarmaya çalıştığı telefonun gelecekte tekrar çıkarılması gündeme gelir mi? Vallahi hiçbir fikrim yok o konuda alakalı ya. Hiç hani ilgilenmedim Ubuntu'nun çıkaracağı telefonlarla. Ki eğer öyle bir proje yapılarsa emin ol bir günde çıkarılır. Tuğberk Yılmaz sormuş. Abi hangi takımlısın demiş. Karşıya kalayım. Ama Galatasaraylıyım da aynı zamanda. Çiğli Belediye Sporluyum da, Altın Ordu Sporluyum da. O dört takım yani. Telefonuma su geçirmez kılıf alsam beni GoPro almaktan vazgeçirir mi? Vallahi iyiyorsa dene. Ben hayatta o Çin malı su geçirmez kılıflara güvenmiyorum.
Emre Baytürk demiş abi 200'den fazla yorum var okur musun? Ya bu yorumların hepsini ben okuyorum zaten de şimdi videoda da bunların çok azına yer veriyorum mecburen. Yoksa film çekecek gibi oluyor. Hava Emet yorumladı bile 25 dakika anasını satayım. Şimdi sabah kadar size soru cevaplayamayacağım. Hani bakıyorum soruları aklımda şunları cevaplayayım dediğim soruları cevaplıyorum. Berke Kılıç demiş ben telefonuma root atmak istiyorum. Ne gibi yarar ve zararlar olur atayım mı? Telefonum Galaxy Trend Plus. Galaxy Trend Plus'ı ilk defa duydum ben. Root atmak istiyorum. Ya atabileceksen at. Hani yok işte kilitlendiydi, şu olduydu, bu olduydu. Yok garanti çıkalım falan filan. Bir zararı olmaz. Root zaten Android'in en saf hali. Kullanabilirsin de ben kullanmıyorum genelde. Jefferson Farfan sormuş. Usta şu sitenizdeki reklamları azaltsanız çok güzel olur. Bir galeriye bakacağız. Alt üstü sağa sola dikkatimizi dağıtıyor. Taş mı yiyelim oğlum biz ya? He? Jefferson Farfan. O da bir ara Galatasaray'a gelecekti. Ne oldu bilmiyorum anasını satayım. Batuhan BNG demiş ki abi cihaz tanıtacağım. Tripod yok. Cam sehpanın altına koysam sehpa. Bu arada o Türkçe'ye bedenci gitmiş ona koyayım. Halının üstüne de karton koysam olur mu? Bu soruyu okuyorum. Ben senin ta koyayım yazmış. Cihaz tanıtacaksın. Yani tanıtacak cihazları alıyorsun. Tripod mu alamıyorsun oğlum? Tripod 50 lira 100 lira lan. Emre Bakaç. Abi akıllı telefonu en fazla ne kadar verilir? Şu kadar versen yeter ya. Oğlum ya 1000 lira 1500 lira. Maksimum 1500 lira verilir abi bana göre. O da senin gelirinle doğru orantılı. Hani maaşınla alakalı. Bakayım adam asgari ücret alıyor. Gitmiş iPhone 5S taksine girmiş. 36 ay vade 3 sene koyayım. Lan 3 sene lan. iPhone 7S çıkacak 3 seneye. Ondan sonra ödemeli atıyorsunuz. LG G2 alacağım iyi mi demiş Berk diye bir arkadaş. İyi al. Yeni Minecraft videosu gelme şansı var mı? Yok. Çekmeyeceğim çünkü. Atakan Şahin sormuş. TA ekran kartından değişik sesler geliyor. Vucucu 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 ediyor. Acaba egzozdan mıdır? Vucinic geldi aklıma. Koyayım oğlum nasıl sorular soruyorsunuz ya? Lan dedim şurada bir sohbet edelim. O da yok. Mehmet Ali Aydemir sormuş. Abi kızları etkilemek için teknolojiden faydalanıyor musun? Faydalanıyorum ya. O şok cihazı var ya onlarla bayıltıyorum. Kaan Türker demiş. Şu ana kadar favori oyunun hangisi fotoğrafı ilgini çeksin diye koydum demiş. Sağ ol. Favori oyunum bir CS 1.6. Her zaman favori oyunum o kalacak. Fazlı Karan Alban demiş ki abi sen neden hala bir GTA filmi ya da dizisi yapılmıyor? 1970 yılında yapılandan haberim var. O sayılmaz demişsin. Aslında GTA'nın filmi yapılsa çok tutar. Niye yapılmıyor bilmiyorum. Sana göre iOS mu Android mi demişsin. Bunu ben 50 kere sordum 50 kere cevapladım. Abi Allah aşkına sen benim yerime Sony'yi ikna et de Miro'ya güncelleme çıkarsın ya demiş Botan. Vallahi çıkarmazlar. Virüs programı olarak ne kullanın demişsin Davut Çakır. AVG kullan. Enes Saltuk demiş. Abi sence Android'in geleceği var mı yoksa Samsung yeni bir işletim sistemi çıkaracak mı demişsin. Android'in geleceği her zaman var. Çünkü arkasında Google var. Samsung iOS'a çıkarsın. En kolay kodlama dili hangisi demiş Enes Coşan Uz. 2D ve yani evet 3D oyun fark etmez ikisi de demişsin. Şimdi o C++'dan başlıyor Java'ma bak bayağı var. Hani en kolayı yok zaten. Herhangi bir işin kolayı da yok. Senin mantığına hangisi daha çabuk yeterse sana göre kolayı o gelecek. Ondan bir sürü yazma programı var bunların. Apple'ın yeni çıkardığı Swift diye bir kodlama dili var. Ona bakarsan o daha bir özgürlük sunuyormuş. Ama biraz zor gibi diyor millet. Ama ona başlarsan yani madem bir şeye başlayacaksın böyle soruyorsun. Swift'e başla. Geleceğe yatırım yapmış olursun. Abi kullandığınız tablet Retina'lı mı demiş. Evet. Game of Thrones hakkında ne düşünüyorsun demiş. İzliyor musun demiş Emre Hayta. İzliyorum. Bir şey de düşünmüyorum. Güzel dizi. Neyse. Dediğim gibi bütün soruları okuyamayacağım zaten. Zaten yarısından çoğu emin olun soru değil. Siz de yorumun altına okursunuz. Bakarsınız fotoğrafın altına. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi hani hepsini cevaplamam mümkün değil. Zaten siz de dinlemezdiniz. S**lemezdiniz. O kadar dakika kim ne izleyecek. Benim şu aşağıda görmüş olduğunuz bir dakika ya. Beni şurada görmüş olduğunuz YouTube adresinden takip edebilir. Twitter'dan bana yine sorularınızı sorabilirsiniz. Ben yine Twitter'da cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Teknoloji sizin taşınıza yalasın. Hadi eyvallah.